Sayı kümeleri kısmındayız. Burada size sayılardan bahsedeceğim. Bu kısım devamında işleyeceğimiz, size anlatacağım her şey için önemli. O yüzden burada gelin bakalım sayı kümeleri neymiş detaylıca öğrenelim. Sayı kümeleri dediğimizde önce rakamlardan bahsedelim. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşan kümedir. Yani 9'dan ve sıfıra kadar olan bu doğal sayılar dışındaki hiçbir sayı sizin için rakam değildir yani Bana bir rakam ver mesela bazen alışveriş yaparken ticaret yaparken dersiniz bir rakam söyle ona göre konuşalım Rakam ancak bunlar olur Tamam o yüzden buna dikkat edin günlük söylemlerinizde lütfen kullanmayın rakam 0 ve 9 arasında kalan bu sayılar Dışında hiçbir sayı rakam denmez Gelelim doğal sayılara bu İngilizcede natural numbers olarak gösterildiği için iki tane n harfi varmış gibi karşınıza çıkabilir. Ben burada gösterimlerini de koymak istedim. Ne demek doğal sayılar? Sizin doğal olarak dünyanızda gördüğünüz, yorumlayabildiğiniz sayılardır. Yokluğu da tabii ki aslında e, görmüyoruz diyeceksiniz ama görmediğimiz durum da bir gördüğümüz durumdur. Yani olmayışını algılamamız da bir algılayıştır ya. O yüzden 0 da bir doğal sayı olarak yazarız. 0 1 2, 3 bu şekilde devam eden sayılar doğal sayılardır. Gelelim tam sayılara. Hatta tam sayılara gelmeden bana şunu söyleyin. Rakamlar kümesi mi sizce daha küçük doğal sayılar kümesi mi? Tabii ki de rakamlar kümesi. Yani siz şunu rakamlar olarak küme olarak gösterseydiniz. Doğal sayılar bu rakamları kapsar değil mi? Nasıl kapsar? Bakın bu rakamlarsa burada 0 var, 1 var, işte nokta 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 şurada 9 var değil mi? Buraya ben doğal sayılar deseydim. Doğal sayıların içinde ne vardı? Rakamlarda bakın rakamlar doğal sayıların içinde zaten. Şey gibi düşünün. İç içe iki tane çanta koymuşsunuz. Dışarıdaki çanta içerideki çantayı zaten tutuyor. 9'un dışında buraya bir şey koysaydık. Mesela 10. Değil mi? Mesela 100. Bakın bunlar rakam değildir ama bir doğal sayıdır. Gelelim tam sayılara. Tam sayılarda ise isminden de duyduğunuz gibi tam sayı olacaklar. Fakat buradaki e, bizim bilmemiz gereken şey negatifler de tam sayı olur. Yani eksi 100, eksi 99, eksi 98, eksi 97 geldik geldik geldik. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 nokta 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 gidiyor yine. E ne dersiniz? Tam sayılar kümesi mi daha büyük? Bu sefer doğal sayılar kümesi mi? Büyüklükten kastım birbirlerini de kapsama anlamında tabii ki de tam sayılar kümesi. Yani siz doğal sayıları da kapsayan bir küme çizseydiniz buna da ne diyecektiniz? Tam sayılar diyecektiniz elbette. Yani her rakam bir doğal sayıdır. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Her rakam bir doğal sayı olduğu için her rakam aynı zamanda bir tam sayıdır diyecektiniz. Pozitif tam sayılar nelerdir? Yazalım buraya. Pozitifler işte yukarıda yazdıklarımız. 1 2 3 tık tık tık. Bak bu şekilde gidiyor. Sizce pozitif tam sayılar kümesi mi daha küçük doğal sayılar mı? Şimdi dikkat edin. Her pozitif tam sayı aynı zamanda bir doğal sayı olacaktır. Çünkü aynı sayılar bakın sıfır hariç. Burada sıfır da olduğu için doğal sayılar daha büyük bir küme. Sayı olarak adet olarak. Negatif tam sayılar dediğimizde negatiften geldi geldi geldi. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 dedik. Tamam. Bunlar da negatif tam sayılardır. Bunu da z olarak gösteriyoruz. Tam sayılar kümesini. Sonuç. Her rakamın bir doğal sayı gösterdik. Her doğal sayının bir tam sayı olduğunu unutmayalım. Burada şunu sorabilirsiniz. O zaman sıfır ne? Sıfır ne pozitif ne negatif tam sayıdır. Biz buna nötr işaretsiz sayı deriz. O yüzden pozitif ve negatif kümelere dahil etmeyiz. Ama sıfır bir rakamdır. Sıfır bir doğal sayıdır. Sıfır bir tam sayıdır. Şimdi birkaç tane örnek yapacağız. Bunlar önemli örnekler. Biraz sizin düşüncelerinizi toplama çıkartma yaparken neleri ön plana aldığımızı daha rahat anlamanız açısından. Z ve Y. Bunlara değişken diyoruz. İki tane rakamı temsil etsinler. Bunlar iki rakam olmak üzere. Neydi rakamlar kümesi sizin için? 0, 1, 2, 3, nokta 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 9 bu. Rakamlar kümesi. Peki size soru. Toplamları en çok kaçtır? Bu iki rakamın, iki tane rakam alın toplamları en çok olsun. Hangi iki rakamı seçersiniz? Ben sizin yerinizde olsam Z'yi 9, Y'yi 8 seçerim. Yanlış. Aslında doğru ama kızman doğru. Niye ikisinde 9 seçmiyorsunuz? Birbirlerinden farklı dememişim. O yüzden ikisinde 9 alabilirsiniz. Yani sayılar toplamlarda büyük olmasını istiyorsak ve bize eşit değillerdir, birbirlerinden farklılardır demiyorsa bunları aynı sayı alabiliriz. O zaman bu iki rakamın toplamı en çok 18 olabilir. İki rakamın toplamı en az kaç olabilir? Tabii ki de bu iki rakamı 0 aldığınız takdirde bu iki rakamın birbirlerinden farklı demiyorsa toplamları en az 0 olur. Konuşalım. Ama aşağıda konuşacağız sanırım. Tamam şimdilik dursun. Çarpımları en çok kaçtır? Yine biz iki sayıyı büyük seçtiğimiz zaman sayılar büyüdükçe çarpımların da büyüyeceğini görüyoruz. O zaman ben bu iki sayıyı yine birbirlerine eşit seçebilirim. Z çarpı Y. İkisini de 9 seçseydim çarpımlarından 81 bulurdum. Peki en az kaçtır? Arkadaşlar en az da 0'dır. Ama burada ikisini de 0 seçmenize gerek yok. Z'yi 0 seçtiğinizde Y'yi 9 seçseniz bile. Z'yi 0 seçtiğinizde Y'yi 8 seçseniz bile. Y'yi 0 seçseniz bile. ikisinden bir tanesi 0 olduğu takdirde bu iki sayının çarpımı zaten 0 gelecektir. O yüzden burada çarpımlar yine en az 0 olacaktır. Farkları en çok en az kaçtır diye sorulmuş. İki tane sayı alacaksınız. Farklarını en çok istiyoruz. Bu ne demektir? Yani şöyle düşünün sayı doğrumuz olsun. Bu sayı doğrusunda farkların en çok. gel. Yani ben şurada olayım. Tamam mı? Burada ben olayım. Burada da siz olun. Bu farkın en çok olması için birbirimizi yakın mı tutarsınız? Uzak mı tutarsınız? Uzak tutarız. Bunlar rakamsa hadi ben o zaman en büyük rakam olayım. 9 olayım. Sizi kaç yaparsak farkımız en çok olur. Tabii ki de sizi 0 yaparsak. O zaman burada ben z'yi 9 yapsaydım. y'yi 0 yapsaydım. 9 eksi 0 9 geleceği için farkımız en çok 9 olurdu. Peki sizinle farkım en az olsun. En az olmasını istiyorsanız da gidin herhangi bir sayı seçin. Beni herhangi bir noktaya koyun. Kendiniz de yanıma gelin. Ne demek? Z'yi kaç alırsak alalım. Y'ye eşit alırsak. Bu iki sayı birbirlerine eşit gelirse. Z'nin Y'den farkı. Z'nin Z'den farkı. Aynı sayının aynı sayıdan farkı. Sizlere kocaman bir sıfır verecektir. Tamam. O yüzden iki sayının farkı birbirinden farklı demiyorsa en az 0 en çok da 9 olacaktır. Güzel şimdi aynı sorunun bir bolt karakterlisi ne karakterli bolt karakterli birbirinden farklı çok güzel. Yine rakamlar kümesini yazalım rakamlar bunları alışmanız için de yapıyorum rakamlar için herhangi bir küme gösterimi yapmıyoruz direkt rakamlar kümesini şu şekilde yazıyorum yani burada z n gibi göstermiyoruz o anlamda küme gösterimi yapmıyoruz dedim. Burayı 9'a kadar yazdım. Toplamları en çok en az kaçtır? Dikkat edin bu sefer x ve y'ler ama birbirlerinden farklı olacaklar. En çok olmasını istiyorsanız sayıları olabildiğince büyük seçersiniz. Bu sefer eşit alamayız. O yüzden toplamları en çok 17. En az ne olur? Ne dersiniz? Toplamların en az olması için bir tanesini 0 seçerim. Diğerini 1 seçerim. O zaman toplamları en az kaç gelecektir? 1 gelecektir. Burada x'in 0 olmasına gerek yok. x, 1, y de 0 olabilir. Ama toplamlarını sorduğu için durum değişmeyecekti. Çarpımları en çok kaç gelir? Harika. Yine aynı şekilde ben ikisini 9-8 alırım. Çarpımlarını en fazla 72 getiririm. Yine çok kolay. Çarpımları en az diyor. Mühim değil. X'i 0 alsaydım. Y kaç olursa olsun. Bu çarpım ne gelecekti? X çarpı Y. Tabii ki de 0 gelecekti. Birbirinden farklı da olsa en az 0'dır. Farkları en çok en az kaçtır? farkları en çok. O zaman x'i 9 alsaydık, y'yi yine 0 alsaydınız birbirinden farklılar. Farklarımız en çok bakın 9 0. X'imiz 9, Y'miz 0. Yani 9'un 0'dan farkı 9'dur. En çok 9 oluruz. En az kaç oluruz? Bu sefer birbirimize eşit alamayız dikkat edin. O zaman en az olmasını istiyorsak beni nereye koyuyorsanız nereye koydunuz beni sayı doğrusunda. Mesela ben de burada olayım. Hadi tunç 9'da olsun. Farkımızın en az olmasını istiyoruz ama benle aynı yerde duramazsınız. O zaman bir birim yanımda durursunuz değil mi? Tabii ki sağ tarafa doğru değil. En büyük rakam 9 çünkü. Burada durabilirsiniz. 8'de durabilirsiniz. Veya beni 8'e koysaydınız 7'de durabilirdiniz veya 9'da durabilirdiniz. Nihayetinde aramızdaki farkın en az olduğu durumlarda hep aramızdaki fark 1'dir. Yani x'i kaç alırsak alalım Y Y'yi x'in bir fazlası olarak alabiliriz. Ben böyle yazmayayım. Matematiksel olarak yazıp kafanızı karıştırmayayım. Ama aramızdaki fark en az 1 olacaktır. Bunu sözel olarak konuştuk. Sağa gelelim. X ve Y negatif tam sayılar olmak üzere toplamları en çok kaçtır? Bu gerçekten bence zor bir soru buraya için. Çünkü daha yeni yeni öğrenmeye başlıyorsanız birazcık düşünceniz de sizleri zorlayabilir. Düşünelim. Negatif sayıların arkadaşlar büyümesi ve küçülmesi ne demek? Bir onu konuşalım. Burası 0. Sayılar ne tarafa gittiğinizde büyüyor? Bu yöne gittiğinizde büyüyor değil mi? Yani biz bu tarafa yürüdükçe büyüyoruz. Büyür. Ne diyelim? Artar. Anlaştık. Size soru. Burada eksi 1 var. Burada eksi 2 var. Burada eksi 3 var. Değil mi? Nokta nokta nokta. Bu şekilde de gidiyoruz. E hangisi hangisinden büyük? Eksi 3 eksi 2'den büyük mü sizce? Az önce dediğimize bakarak. Hayır. işte. Eksi 2 eksi 3'ten büyüktür. Çünkü sağa doğru gittikçe sayılar büyür arkadaşlar. Bu tarafa doğru büyüyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Dilerseniz not yazalım. Eksi 2. Burayı şöyle farklı bir renkle vereyim. Eksi 3'ten büyüktür. Peki eksi 1 eksi 2'den büyük mü? Tabii ki de eksi 1 eksi 2'den büyüktür. E, eksi 1 eksi 2'den büyük. Eksi 2 eksi 3'den büyükse en büyük negatif tam sayı nedir? Yani sıfıra en yakın olan negatif sayı hangisidir? Tabii ki de eksi 1'in kendisidir arkadaşlar. Biz bu sayıya ne deriz? En büyük negatif tam sayı deriz. Dikkat edin sağa doğru gittikçe bizim sayılarımız artıyor. Sıfıra en yakın olan negatif tam sayı eksi 1'dir. X ve Y negatif tam sayılar olmak üzere toplamları en çok kaçtır? İşte bu durumda da yine birbirlerinden farklı demeseydi. X'i de eksi 1, Y'yi de eksi 1 alsaydınız toplamları eksi 2 gelirdi. Eğer deseydi ki birbirlerinden farklı olsunlar o zaman sıfıra en yakın olan eksi birden farklı olan sayı eksi 2 olduğu için bu sefer de x'i eksi 1 alırdınız. Y'yi eksi 2 alırdınız. Eksi 1 ve eksi 2'yi toplasaydık da eksi 3 gelirdi. İşte bu da birbirinden buraya not olarak yazıyorum. Farklı durum olurdu. Evet negatiflik kısmında ufacık konuşmuş olduk. İki pozitif tam sayının toplamlarının ve çarpımlarının en büyük olabilmesi için sayıları olabildiğince birbirlerine ne yapmak zorundayız? İki pozitif tam sayının toplamlarının ve çarpımlarının en büyük olabilmesi için sayıları birbirine aslında burayı vermişim ama bence buraya yorum yapmaya pek gerek yok. Sayıları olabildiğince bence şöyle yapalım. Büyük seçmeliyiz diyelim. Şimdi bu sonuç kısmını birazdan bir daha vereceğim. Burada anlatılan şey de şuydu. Ben size desem ki elimde iki tane sayı var. X ve Y var toplamları 10 olsun. Tamam mı? İki tane sayı. Bana öyle iki sayı söyleyin ki toplamları 10 olsun. Bunlar rakam. X ve Y rakam. Ve sizden ricam şu. Bu iki sayının çarpımı en büyük olsun. Mesela hangi sayıları yazabilirsiniz? İki rakamın toplamı 10'sa. 1'e 9 olabilir. Başka? 2'ye 8 olabilir. 3'e 7 olabilir. Nokta nokta nokta. Hatta nokta nokta değil yazalım. 4'e 6 olur. 5'e 5 olur. 6'ya 4 olur. Devamını yazmıyorum. Bakın terse dönmeye başladı. 1 ile 9'un çarpımı 9. 2 ile 8'in çarpımı 16. 3 ile 7'nin çarpımı 21. 4 ile 6'nın çarpımı 24. 5 ile 5'in çarpımı 25. 6 ile 4'ün çarpımı 24. Aynısı tekrar 25'ten sonrasını tekrar aşağı yazacaktık. Ne zaman en büyük geldi? Eğer elinizde bir toplam varsa ve bu iki sayının toplamı şuyken çarpımlarının en büyük olmasını istiyorsak sayıları birbirlerine ne yapmanız lazım? yakın seçmeniz lazım. Bakın eşit aldığımız durumda en çok oldu. Bu sonuç kutucu da size onu söylüyor. İki pozitif tam sayının toplamlarının çarpımlarının en büyük olabilmesi için sayıları olabildiğince birbirine yakın seçmeliyiz. Asla demek istediği şey bu. Sayıları olabildiğince büyük seçmeliyiz. Sayıları olabildiğince birbirine ben burayı maviyle boyuyorum. Birbirine yakın seçmeliyiz. Bununla ilgili birazdan yine örnekleri tekrar konuşacağız. Merak etmeyin. Şimdi gelelim rasyonel sayılar kümesine. Buralar biraz daha karışık. Aslında buraların anlatımı hayli uzun ama çok fazla yine sizleri bunaltmadan sıkıştırmadan anlatmaya çalışacağım. Sayılar her zaman tam olmak zorunda değildir. Nasıl? Bir pastayı ikiye böldüğünüzde aslında yarısını alırsanız siz pastanın 1 bölü ikisini almış olursunuz. Bu bir tam sayı değildir değil mi? Yani yarıma bölmek mesela, ikiye bölmek, üçe bölmek bunlar bir tam sayı vermek zorunda değil. Sonuç olarak biz burada demek ki kesirli bir şekilde yazabileceğimiz sayılara da ihtiyaç duyuyoruz. Ne gibi? A bölü B'ler gibi. Değil mi? B'lerimiz paydamız asla sıfır olmamalıydı. İşte bu şekilde gösterebildiğimiz A bölü B şeklinde gösterebildiğimiz A ve B'lerin de tam sayı olduğu durumları biz rasyonel sayılar diyeceğiz. Ne demek yani? Daha da basit anlatayım. Basit kesir, bileşik kesir bunları da henüz değil. Biraz daha ileride konuşacağız. 1 bölü 2, 3 bölü 4, 6 bölü 8, bu şekildeki kesirler sizler için rasyonel sayı olacaktır. Yani bir e, aslında tam sayı da belirtebilir bu değil mi? Nasıl belirtebilir? 2'nin 2'ye oranı da bir rasyonel sayı olur. 2 bölü 2. Nedir 2 bölü 2? 1'dir. Aa. Acaba biz aldığımız bir tam sayıyı hep rasyonel sayı şeklinde yazabilir miyiz? Mesela 2'yi nasıl yazarsınız? Bir bütünü, dörtlük bir bütünü 2'ye bölseydim 2'yi bulurdum. Bakın İki sayısını rasyonel şekilde ifade ettim. Hadi bir sayı tutun. Mesela sıfır. Sıfır da bir rasyonel sayıdır. Niye? Sıfırı neye bölersek bölelim? Yanıtımız sıfır gelecektir. O zaman sıfır da bir rasyonel sayıdır. Biraz yukarı çıkalım. Yukarıda anlatayım size. Daha rahat anlatayım. Aldığımız her tam sayı bakın bir içinde geçerli. Nasıl yazarsınız biri? 2'ye 2'ye bölersen bir gelir. 3'ü 3'e bölersem bir gelir. Bu şekilde bölülü ifade ettiğimiz sayılara rasyonel sayı diyebiliriz. Kaba bir tabirle söylüyorum. Başka bir tam sayı seçin. Mesela 0. 0'ı 3'e böldüğünüzde 0'dır. 0'ı 5'e böldüğünüzde 0'dır. Bak bu da bir rasyonel sayıdır. Mesela eksi 2. Eksi 2 de bir rasyonel sayıdır. Nasıl? Eksi 4'ü 2'ye bölseydiniz. Eksi 2. Eksi 6'yı 3'e bölseydiniz. Eksi 2 gibi. O yüzden her tam sayı nedir? Aslında aldığınız her tam sayıyı bölülü şekilde yazabiliyorsak her tam sayı aynı zamanda bir ne olacaktır? Aynı zamanda sizdeyim. 1 rasyonel sayıdır. Anlaştık mı? Rasyonel sayıları da bu şekilde kesinli bir şekilde ifade edebildiğiniz sayılar olarak kaba bir şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Demek ki her tam sayı bir rasyonel sayıysa bu kümeler da çizdiğim daha büyük bir şeyde ne demeliyiz? Rasyonel sayı demeliyiz. İşte bak rasyonel tam sayıları kapsıyormuş demek ki. Birazcık çok boyadık farkındayım. Kusura bakmayın. Ben de çünkü çok heyecanlanıyorum. Çok güzel kısımlar buralar. Rasyonel sayıları da bu şekilde bir kenarda tutalım. Burada önemli olan bizim için işlemler. İleride tekrar anlatacağım burayı. Gelelim reel sayılara. Anlatılması hem en zoru hem de en kolayıdır. Reel sayıları anlayabilmek için aslında bir de irrasyonel sayıları bilmek lazım. İrrasyonel sayılar ise kök 3, pi, e gibi nasıl söyleyeyim biraz da sonu ucu bucağı olmayan sayılar diyeyim. Tam olarak bir yerde kesemediğimiz sonunu getiremediğimiz sayılar mesela işte pi sayısının sonunu getiremedik. Hala devam eden bir sayı değil mi? O zaman burada işte pi sayısı için nasıl söyleyebiliriz? Bu bir rasyonel sayı değildir. Bu rasyonellerle kesirli yazdıklarınızı bu irrasyoneli, sonunu getiremediğimiz sayıların tamamının toplamına da evrende verebileceğimiz, gerçek hayatımızda gördüğünüz, tanımlayabileceğiniz tüm uzunluklar 0,0001 işte 1,3 nokta 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 sonsuz tane sayı pi sayısı, e sayısı kök 3 sayısı sonunu getirip getiremediğimiz tüm sayıların hepsine de gerçel veya reel sayılar diyeceğiz. Yani yaptığınız her şey zaten bu dünyada olan bir uzaklığı ifade ediyor. Sonu gelsin ya da gelmesin. O yüzden bu sayılar gerçel sayılardır. Yani rasyonelin de dışında bulunan artık pek yapacak yerim kalmasa da rasyonelin de dışında, şöyle çiziyorum. Rasyonelin de dışında bulunan bir reel sayılar var. O yüzden en büyük küme reel sayılardır. Aldığınız her rakam reel sayıdır. Aldığınız her doğal sayı reel sayıdır. Aldığınız hem tam sayı reel sayıdır. Her rasyonel sayı reel sayıdır. Anlaştık mı? İrrasyonellerle işimiz yok. O yüzden yani var ama 5 net istiyorum. 5 net kitabını sunuyorum. O yüzden bu kadar detaylandırmayacağım. Daha detaylı isterseniz kanalda zaten videoları mevcut bakarsınız. Gelelim sonuç kutucuğuna. Sayı kümelerini Venn şeması halinde gösterip hangilerinin birbirini kapsadığını ifade edelim. Ben çok tez canlıyım. Tabii dayanamadım yine. Buraya doğal sayı diyorum. Rakamları yazmıyorum. Doğal sayı ne dedik? 0, 1, 2, 3, 4 dedik. Ardından doğal sayıları kapsayan ne vardı? Tam sayı vardı. Tam sayıları ne dedik? Negatifler olabilir, değil mi? Pozitifler olabilir. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. 0 da bir tam sayıydı. Bunlara tam sayı dedik. Bunları kapsayan bir ne vardı? Rasyonel vardı. Kesirli olarak ifade edebildiğimiz sayılar diye söylemiştik. Ve rasyonel de kapsayan en yukarıda bir reel sayı vardı. Reel sayıları da kapsayan bir sayı kümesi var ama dediğim gibi orası artık işin çok ileri boyutu. Oraya da ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Bilginiz olsun. Evet burada duralım. Kalan örnekleri diğer videoya bırakıyorum.